Tabii ki her enjeksiyondan başka aşıların da yan etkileri olabilir. Ama aşı hazırlanırken özellikle bir aşının hazırlanması en az 7 yıl, piyasaya verilmesi için en az 7 yıl geçiyor. Aşıyla ilgili hangi mikroorganizma, hangi hastalık eğer hedefleniyorsa onun mikrobu elde edilir. Deney hayvanlarında yıllarca uğraşılır ve ondan sonra insanlara deney gruplarına verilir. Herhangi bir problem olmaz ise Amerika ve Avrupa gibi ülkelerde bu işin en üst kademesi vardır. Bunlara müracaat edilir. Aylarca süren incelemeden sonra aşı piyasaya verilebilir ve insanlara en az zararla, en az yan etkiyle hedeflenir. Dolayısıyla olabilir, minimum olabilir. Ateş zamanında vardı. Niye? Bomba aşısı çok basitti. Dolayısıyla aşılaması sırasında ateşler bekliyorduk. Ama bugün için özellikle bomba aşısı çok kaliteli hale getirildi. Bu yan etkisi olmayan aşı haline geldi. Artık aşıyla ilgili sorunumuz da minimuma inmiştir. Diğer yan etkileri de dünyada yapılan çalışmalarda gösteriyor ki normal yaşamdaki yan etkilerle aşılara yapılan arasında bir fark var, bir fark yok. Yani önemli bir problem yok. Bu nedenle aşılar güvenle yapılabilmektedir. Herhangi ciddi bir problem yaratmıyor. Sadece yumurta alerjisi olanların milyonda bir belki alerji olabilir ama öldürücü değildir. Artı nörolojik problemler olan hastalıklarla ilgili bir problemler zaman zaman gündeme gelmiştir. Ama incelemelerde çok ciddi bir problem olmadığı ortaya çıkmıştır.